Ahmet Takan'dan olay Abdullah Gül iddiası, Erdoğan'a yazdığı mektubu köşesinde yayımlattı. Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Hulusi Akar'ın Abdullah Gül ile görüştüğünü iddia eden Takan, Gül'ün Erdoğan'a yazdığı mektubu Fehmi Korun'un köşesinde yayımlattığını söyledi. Ahmet Takan'ın Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yazılan mektup başlıklı bugünkü yazısı şöyle. Satırların yerli yerine oturması için, Kısa bir hatırlatmayla başlamakta fayda var. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Abdullah Gül'e aday olmaması için Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ve helikopterle bahçesine indirilen ikna ekibinin içindeki isimlerden biri Hulusi Akar'dı. Gazeteci görünümü Fehmi Koru, 13 Ağustos Cuma günü iktidar muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor. Ben ise onların kimi aday göstereceği merakındayım başlıklı yazıyı kaleme aldı. Meraktan mı yazdı acaba Koru bu yazıyı? İddiaya girerim ki hayır. Israrımın nedenine açıklık getireceğim ama gazeteci görünümü Fehmi Korun'un o günkü yazısından bazı bölümleri de hatırlatalım. AK Parti'nin adayı. İktidar cephesinin muhalefetin adayıyla zihin jimnastiği yapması bana yersiz geliyor. Onların şimdiden üzerinde kafa yormaları gereken şu soru daha önemli. Yapılacak ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? MHP bizim adayımız Tayyip Erdoğan diyor. Biliyorum. Peki AK Parti'nin adayı kim? kimileri bu soruma çok ama çok şaşıracaklar. Bunu da biliyorum. Yine de yazacaklarımı ciddi alsalar iyi olur. Daha önce yazdığım için ayrıntıya girmeyeceğim. Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde ciddi bir anayasa engeli var. Anayasaya göre bir kişi ancak iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor. Tek istisna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim tarihini erken almasıdır. Anayasa ancak o zaman iki kez seçilmiş cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesine imkan sağlıyor. Anayasa metni arada sistem değişikliği yapılmış olmasını bu kuralı geçersiz kalacak bir gerekçe olarak görmüyor. Metnin ifadesi çok açık. Tek sorun bu değil AK Parti açısından. Son zamanlarda Tayyip Erdoğan'ın ekranlara da yansıyan bir yorgunluk hali var. 20 yılın ağırlığı doğal aday sayılan Erdoğan üzerinde fena halde hissediliyor. Anayasal engeli aşmak için verilebilecek mücadele sırf bu sebeple bile zorlu geçebilir. Başarısızlığa uğrayabilir. Aday olmaya günü geldiğinde Tayyip Erdoğan'ı kendisi de istemeyebilir. Özellikle de kamuoyu yoklamaları aday olduğunda seçilmesinin imkansız olduğunu gösteriyorsa. Muhalefetin adayının kim olacağını iktidar cephesinin şimdiden merak etmesi sebebi herhalde budur. Millet İttifakı yukarıda belirlediğim niteliklere en uygun ismi aday olarak belirleyebilirse Cumhur İttifakı'nın onun karşısına kim çıkaracağını da belirlemiş olacak. AK Parti yönetiminin merakı bu yüzden gibime geliyor. Çekildiler ve kazandılar. Başka ülkelerde en tepe göreve erişmiş politikacılardan bu noktaya gelenler oldu. Başbakanlığının 11. yılında partisinin başında kaldığı takdirde ilk seçimi kaybedebilecekleri muhafazakar parti ileri gelenleri tarafından Margaret Thatcher'ı hatırlatıldı. O da istese dinlenebileceği halde geriye çekildi. Yerine gelen John Mayor partiyi 7 yıl daha iktidarda tuttu. Aynı durum Tony Blair için de söz konusu oldu. O da seçime yeni bir yüzle gidilebilmesi için başbakanlığının 10. yılında geriye çekildi. Almanya'dan da benzer örnekler verilebilir. Örnek isimler ülkelerinin karizmatik liderleriydiler. Zamanı geldiğini anladıklarında veya bu durum kendilerine hatırlatıldığında geriye çekilmeyi bildiler. Erdoğan da kendisi ve partisi için en gerçekçi tercihin anayasayı zorlayarak aday olmakta ısrar etmek yerine seçilme ihtimali daha fazla bir başka adayı öne sürmenin daha doğru olduğunu düşünebilir. Cumhurbaşkanlığını elde tutmak ve partisini yeniden iktidara taşımak için başka bir yol kalmamışsa bunu ilk anlayacak kişi Tayyip Erdoğan olacaktır. O durumda Cumhur İttifakı karşı ittifak tabanına da sempatik gelecek bir aday arayışı içine girecektir. Adayı sistem değişikliğini yeniden parlamenter sisteme dönmeyi de savunabilecek biri bile olabilir. Sedat Peker mesajlarında hep suçladığı bir bakanın cumhurbaşkanı olmayı kafasına koyduğunu ve çıkışlarıyla bunu kendisinin engellediğini sıkça tekrarlıyor. Doğruysa AK Parti içerisinde de beklentide olanlar var demektir. Benim yaptığım hesabı yapan ve cumhurbaşkanı olmayı gönlünden geçiren tek kişi o bakan mı yoksa başkaları da var mı? Yazıdaki çok iyi bildiğim ayak izlerini takip edince oldukça önemli bilgilere ulaştım. Abdullah Gül cephesindeki kaynaklarımın anlattıklarına göre şu soruların cevap bulması gerekiyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar yakınlarda Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundu mu? O ziyaretin arkasından ikinci bir ziyaret gerçekleşti mi? İlk ziyaret AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde, ikinci ziyaret ise ondan habersiz mi yapıldı? İkinci ziyaret habersiz yapılmış ise Erdoğan Akar'a neler söyledi? Akar kendisini nasıl savundu? Görüşmelerin içeriği neydi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hulusi Akar Abdullah Gül görüşmelerini onay verdi mi? AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partinin önemli kadroları ile yaptığı bir toplantıda genel başkanlık için yerine Numan Kurtulmuş'u düşündüğünü söyledi mi? Bu sorular etrafında gazeteci görrünü Fehmi Korun'un yazısını bir daha okutun. Aydınlatma ışını biraz daha fazla yakalım. O zamanlarda iddia ediyordum Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmaz. Korkar, ne yapar, ne eder, kendisine gelenlere fake atar diye. Haklı çıkmıştım. Sadece Abdullah Gül'ü çok iyi tanıdığımdan değil, o zaman kendisine adaylık teklifini ısrarla götürenlerden duymuştum. Gül'ün aday olmak için dayattığı şartlar şuydu. Bütün partilerden bana teklif gelecek. Benden devri sabık yaratmamı beklemeyin. Tayyip Erdoğan'ın çocukları benim çocuklarımdır. Derin AKP kaynıyor. Homur homur homurdananlar da var kağıt kalemlerinde formül üzerine formül üretenlerdi. Bence bugün için net olan tek şey Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu Fehmi Korun'un eline tutuşturup köşesinde kalem aldırmış. Gül Cumhurbaşkanlığını istiyorum demiş. Fehmi Koru elçilik işlerinde üstattır. Kamuoyunu FETÖ lideri Fethullah Gülen ile Tayyip Erdoğan arasında getirip götürdüğü mektuplardan çok iyi tanır. Dur bakalım ne olacak?''